Merhaba arkadaşlar. Şimdi torba yapacağız. Lavanta torbası yapacağız. Çok değişik arkadaşlar. Şurada göstereyim size. Şöyle yapmıştık. Şöyle yaptım. Bakınız. Ayrıca başka desen şöyle. Çok güzel oldular. Tekli olması lazım arkadaşlar. Tekli derken 5, 7, 11 öyle olması lazım. Mesela şöyle yaptım ben. Şöyle. Şuradan ucundan bağladım. Lila olursa daha iyi olur ipiniz. Şöyle bağladım. Ve şimdi şunları teker teker indiriyorum aşağıya. Kıvırıyorum. Şöyle. Ve şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hepsi üst üste ayarları şöyle güzelce araları şöyle gördüğünüz gibi yaptım. Ve şimdi şu arkadaşlar bu içeri gidecek. İçeride kalması lazım. Çünkü daha sonra bağlayacağız. Bağlama işlemini iyi o kurdele şeklini vermek için. Gerçi bunlar da yapmadım ama bunu da yapmak istiyorum bir. Bakalım nasıl olacak. Uzun olanı bir alt bir üst yapacağız arkadaşlar. Bir alt bir üst. Şimdi bunu üstten alt eldi benim de el şöyle üst alt ve üst. Alt olan üst olacak, üst olan alt olacak. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Üst, alt. Şöyle bakınız. Şimdi üst yavaş yavaş oluşuyor. Üst alt. Üst alt. Torbamız çok güzel olacak arkadaşlar. Bunları sünnet düğünlerinde veya ne bileyim kına gecesi hediyesi olarak da verebilirsiniz. Üst. Ve böyle devam edeceğim arkadaşlar bitirene kadar. Evet arkadaşlar son kısma geldik. Şöyle son kısmı böyle. Ben pek becerikli değilim ama size göstermek için siz daha güzelini yapabilirsiniz. Alt üst yaptık. Bunun biraz daha bitişik olsa iyi olurdu. Şöyle birazcık şu son kısmı kıvırıyoruz iyice. Ondan sonra şöyle bağlayacağız.
Çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Oh, çok güzel kokuyor gerçekten. Böyle arkadaşlar. Şöyle yaptım. Çok güzel oldu. Şu da ben beşli yaptım arkadaşlar, beşli. Siz yedili, sekizli olmaz. Yedili veya dokuzlu da yapabilirsiniz. Onlar biraz daha tombik tombik oluyorlar. Şöyle, bu da güzel oldu. Şunun da rengi güzel. Çok hoş durdu. Şöyle lavanta. Şurada lavantalarım şöyle. Şimdi arkadaşlar tekrar göstereyim. Böyle bir demetimizi aldık. Saplarındaki yapraklarını temizliyoruz iyice. Şuradan bağlıyoruz. Şu kökünden bağlıyoruz. Ve bağladığımız zaman bunları şöyle kıvırıyoruz. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra alt üst alt üst ipimizi geçiriyoruz. Ve böyle bir sonuç elde ediyoruz. Ben yedili yapayım. Onlar daha tombik oluyorlar. Şimdi ben bunları güzelce banyonuza koyabilirsiniz. Evet, çamaşır dolabınıza koyabilirsiniz. Veya hediye olarak götürebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel lavanta torbacıklarımız oldu böylece. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.